Selam. Geçen dersimizde okumuş olduğumuz dünyadaki bütün faaliyetler, çalışmalarımız, sözlerimiz, amellerimiz, toplam ve toplamın amellerin hayatımızın hepsi içerisinde. Allah'ın rızası için olmalı. Fakir niyetini aşağılacak. Onun için yaptığımız amel önemli ama bu ameli ortaya koyduğumuz her şeyden. Onun için amelimizdeki eksiğimiz makbuldur. Ama niyetimizdeki eksiğimiz veya karışıklığımız, farklı düşünceleri mülahazalara katmamız hem niyetimizi hem de amelimizi boşaltır. Yani tostop. Her zaman emniyatı var. Bir anlam olmayan gelecekler haline yok. Sonra ben de ibadetimizi, bütün dini hayatımızı, dünyamızı anlamak niyetimizle. Onun için kalbin Müslüman olması. Kalbin yalnız Allah için saklaması. Bütün davranışımızda, bütün faaliyetimizde, bütün çalışmalarımızda Allah'ın rızası şey. Aklımıza, düşüncemize bir takım şeyler gelirse onları hemen telafi ediyoruz. Hemen onlardan kurtulmaya çalışacağız. Kur'an okuyorsun, okuma esnasında çok güzel olduğunu hissettim. Bu okumaya beğenip diye aklıma bir şey dediğinde onu sabitlersen o okuduğu Kur'an anlatmak değil, nesillere, beğenilere çıkar, onun anlamı kalmaz. Evet, insanlar beğenebilirler ama Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Verdiğin zekat, yaptığın hesabı, kıldığın namaz, hangisi olursa olsun. Ha, aklına geldi, hemen Allah'a sığınarak dönersen, o yetkiler, o insana çarpıp giden, böyle deneyen düşünceler, onların bir anlamı kalmaz. Yani onların zararı olmaz. Aynen duvardaki resim gibi. Resminin sana bir zararı var mı? Yok. İşte o dediğimiz düşünceler, takım mülahazalar, insanın kalbine dolması ya onlardan sıkılmaya sığınarak tutulması, o mülahazaları aslında belki de insan için daha bir kaliteyi, daha güzeli, daha iyi, kalbindeki o mücadeleyle, kalbindeki mücadeleyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani nasıl? Çünkü niyet bir irade beyanıdır. İrade beyanıdır. Ama amel bir efordur, güçtür, pratiği gerektirir. İmkanları gerektirir. İmkanlar her zaman yerinde olabilir, gerçekleşebilir. Ama müminin azmi, iradesi, gayesi, Allah'ın rızasında olması onun için niyetinin sağlamlığı Allah'ın rızasında olması için güzel şeyler düşünürsünüz ama imkanlar bulamazsanız bile bu anlamda amelinizin, niyetiniz, amelinizle daha hayırlı olarak makbul olur. Bununla ilgili geçen yılda çok iddia etmiştim. Çok peygamberimizin açıklamaları farklı anlamları farklı düşünüyorlar. İşte bugün yine bir başka hadis-i şerifte
قد أفلح من أخلص قلبه لله. قد أفلح من أخلص قلبه لله. Kesinlikle kurtulmuştur. Kurtuluş insanın arzu ettiğine kavuşması, hedefine ulaşması ve hedefinin ebedi kalmasıdır. Sakındığı, korktuğu, endişe ettiği şeylerden azat olması ve bununla ebedi olmasıdır. Hedefinin ve temellerinin en sağlam bir şekilde gerçekleşmesidir. Müminin kurtuluşu nedir? Müminin kurtuluşu, müminin kurtuluş arzusu, inanç nedir? Ebedi cennette kazanmak, ebedi olan cehennemde veya cehennemden işte قَدْ اَفْلَحَ ifadesi felah buldu, fevz-i necat buldu, güvende oldu, kesik olmayan, endişesi, kaybetme endişesi olmayan bir kurtuluşa, şunlara dikkat edin, kaybetme endişesi olmayan bir güvende oldu. İnsan eğitim görüyor, tahsil yapıyor, diploma alıyor, iş sahibi oluyor. Devam olsun sonra bir hastalık yükseltti veya bir başka sıkıntı oldu. Felah bulmuştu, tam kurtulmuştu ki işi başka bir şekilde bir imtihan karşılaşacak. Onun için dünyadaki felah bulmalar hep arizidir, hep geçicidir, hem akim kalmaya, son bulmaya, bitmeye mahkum. Onun için kad aflaha kesinlikle felah bulmuştu. Aynen Rabbimizin ayetlerinde. Kad aflaha mutluluğu. Müminler kesinlikle kurtuldular. Onların hiçbir endişesi, hiçbir sıkıntısı yok. Cennet olmak için değil, cehennemden uzaklaşmaları farklıdır. Kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ هُوْتُوا صَلَاتِينَ. Namazlarında Allah'a karşı olan saygı ve hasimleri, imanları coşarak Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek şuurla, tazimle, fadil erkanla, hassasiyetle, incelikle Rabbine bir ibadet ettiğini, ona kul olduğunu, huzurlu olduğunu bilerek namaz edin. Onun için kurtuluşun temel esası namazdır. Bugünün bize aktarılan, bize sunulan şeylerde veya topluma ifa edilen, sunulan her türlü aldatıcı unsurlarda namazın Müslümanlık ve namazın yerine bir takım unsurları, işte kefaretleri, fidyeleri vererek kurtulacağını sunanlar tamamen bir ihanet içerisinde. Kur'an'a zıt, taban tabana zıt ve Kur'an noktasında Kur'an'la savaşan kişiler. Onun için bakın, اَفْلَحَا Helah olanlar kimmiş? Necat olanlar kimmiş? Cehennemden azat olup cennete layık olacaklar kimlermiş? Bitmeyen bir kurtuluşa erecekler kimlermiş? Birincisi namaz kılanlar. Namaz kılanlar demiyor. Namazın kalitesiyle, namazın huşusunu, namazın estetiğini, kalıp ve kalb ile kılarken kişinin ruhunu ve manası taşıyor. Kalbi de Allah'ın huzurunda bedeli kalmıştır. Patrik 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 bunlar namazlar. Namaz değil. Aklını masasında, kasasında bırakın, namazla namaz değil. Elbette insana bir takım şeyler var ama bununla ilgili mücadelesi yaparak namazın doğruluğunu her zaman söyler. O nedenle bu hadis-i şerifte Kur'an'ın içtiği gibi felah bulmanın anlamı kim bir felah bulanlar burada? İhlas. İşte ihlas namazımızda, kurduğumuzda, zekatımızda, hadimimizde, hasaratımızda, bütün Allah yolunda savaşımızda, mücadelemizde, konuştuğumuz sözümüzde, vaazımızda, nasihatımızda, nerede olursak tüm çalışmalar. Kul olarak faaliyetimizde, her işimizde ihlas. Yani yalnız ve yalnız Allah için. O iman ile, o tevhid ile dünyevi, dünyaya ait herhangi bir mülahazayı, bir arzuyu, bir talebi, bir
bir isteği asla katma. Yani Allah'ın rızasını öne koyup arkadan kendi isteklerini, kendi çıkarımızı yerleştirmeden, Allah'ın rızasını kendi dünyalıklarımıza alet etme. Bulunduğunuz yerde Allah'ın dine hizmet, Allah'ın dinin yaşanması ve yaşatılması için bir mücadelede bulunmak değil, orada bulunuyorsak burada fotoğraf verelim, sonra beni burada görsünler, hemen yere filan yere filan bakıma geçirsinler. İşim açılsın, ticaretim açılsın diyorsan, işte bu Allah'ın rızası istismardır. O bir riya, ihlasa başka şeyler katmaktır. Ve bu haramdır ve bütün ne kadar kaliteli olursun, ne kadar güzel yaparsan yap, onun hiçbir anlamı yoktur. O geçersizdir, batıldır, hiçbir olmamıştır. Faydasız bir anlamı. Nereden? Allah'ta. İnsanlar gözüne gülebilir. İnsanlar senden iyi şeyler bahsedebilir. Seni kahraman görebilir. Onlar dünyalıktır. Onların ahirette Allah'a katında hiçbir değer yoktur. Hatta kim için yaptıysa git ondan bunun karşılığını bul diyerek de bize söyleyecek Allah muhafaza. O nedenle قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَفْلَسَ قَلْبُهُ الْاِيمَانِ قَلْبُهُ الْاِيمَانِ kendisi kalbinde Allah'ın rızasını düşünen, tefekkür eden وَجُعِلَ قَلْبُهُ سَلِيمِ bir ikinci bir açıklama. Kalbi selim olarak. Ahirette kurtulmuş olduğu yani reçetesi kalbi selim. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ hiç kimsenin malı, mülkü, evlatı kendisine fark etmez. Kalbi sevindir. Kalbinde Allah'ın rızasından başka, imandan başka, imanın hasletlerinden başka bir şey olmuyor. İmanını, kalbini iman ile süslendirmiş, kalbine imanı sevdirmiş, kalbinde her davranışı imandan gelen, yalnız Allah'ın rızası için yapan, bütün şeylerden paslanan kalbi temizlemiş olan kişi bu şekilde devam ederse ve lisanın sadık lisanın sözünün doğru olan ve nefsu mutmainneten nefsi Allah'ın verdiğiyle iman eden kanaat sahibi, şükür sahibi, sabır sahibi, iyilik sahibi yani gönlü Rabbi ile tamamlanan sekine olur, huzur bulan dünyalıklarla yetinmeyip, daha çok isteyerek her gün sıkıntı yaşayan değil, var olanla kazandıklarıyla yetinen, onun helali peşinde koşan mutmain olan. Bu abi şey yetinirin her bir kavramı, kavramı hep kendi başına özel bir konu. Şey, onun için detaya fazla girmeden böyle özellere geçiyoruz. Farkımızı وَقَلِيَقَتُهُ مُسْتَقِيمَةً ahlakı, halikası, seciyesi, davranışı, dostu, işinde doğru, sözünde doğru, halinde doğru, uyguluğu yerine insanlara istikamete kadar doğru tutuyor. Her işinde tarafkirlik, menfaat, çıkar değil. Bulunduğu ne olursa olsun hak ve hakikati temsil eder. Benim anam, benim paşam, benim adamım, benim taraftarım. Yani spor taraftarlığı gibi Müslümanlar ne mezhebi anlamda, ne ehli tarikat anlamda, ne olursa olsun. Yani hangi adında kurarsan, hiçbir zaman Müslüman bir taraftar, o taraftarı gibi davranamaz. İmam-ı Azam'ın kendi talebesi, kendi görüşüne göre fikrini en güzel şekilde ortaya koyan, haklı fetva veren, haklı görüş ortaya koyan bir kurmuş. Benim hocam söyledi, ben hocama karşı çıkamam. Değil. Hocaya saygısızlık ayrı bir şey ama hakkı savunmada, hakikati ortaya koymada asla haktan geçilen. Onun için bizim işte meselemizde, anlamında bile birçok konuda namazın görüşü tercih edilmez. Talebelerin görüşü tercih edilmez.
onun için Müslüman istikam. Ama ne yazık ki tabi haklı söyleme, doğru söyleme, çıkarımıza ters düşüyorsa insanları bir kalemle çıkmalarız. Ve o insanları yaramaz diye veya geçimsiz diye veya karşı çıkıyor diye, hatta ileri gidip saygısız diye de neden? Bizim dediğimizi, sizin dediğiniz yanlış da olsa yanlışlıkla kabul edecekler, yanlışlıkla evet, Müslüman yanlış şeyler. Dünyalık çıkarı menfaati olmuş olsun, asla istikamette değerlidir. Rabbimiz buyuruyor ki, işte yine kurtulan ve kurtuluşu edecek olan millet anlarken, İnden dediğine o anlamda, Rabbimiz Allah deyip, sonra istikamet. Bu istikamet öyle bir değerdir. En büyük duadır ve her gün bir 40 vakit namazında ihtinas sıvaban müstakil. Bu bütün işlerin aslı ve esasıdır. Ve ceala ıhkâhû müstelyan. Kulu kulağını müşfat olan bir yapan hakkı hakikati ruhuna kalbine akıtan insan. Kulağı hakikatin munisi, geleni çevirir. Hakikatin munisi. Ve kalbu nazıratı. Kalbi gören. Çünkü insanın kalbindeki gözüne yaz. Kalbinde tefekkürle. Ve ceala üstüne. Hakkı işiten, kalbiyle tefekkür eden ve bu şekilde yaşayan. Çünkü devam ediyor işte. Üzül, fakir ol, bir hunit. Hunit değil mi? İnsanlar kulaktan besleniyor. Rüya var, işitirler ve ona göre mesela şu anda aklınız gibi siz dinliyorsunuz. Peki kulağınız hakkın hunisi haline geliyor. Vel aynı okurratı. Göz ise ışıktır. Kalptekini yansıtır. Kalptekini yansıtır. O nedenle müminin kalbindeki duygular gözünde ifade eder. O nedenle gözü nedir? Kalbindeki hakikatle bakan insan. Tefekkürle, ibretle bakan. Hayatı ibretle okuyan kişi. Müminin sükutu da ibadettir. Konuşması da ibadettir. Müminin her hali ibadettir. Onun için mümin hayatı imanı ile, Kur'an'ı ve kitabı ile boyayan, her yerde, her durumda kendisinin mümin olduğunu izhar ettiren bir şey. Deme lazım kardeşim ben. Hakikati söylemek sana mı kal? En güzel cümleler bu. Toplumuna selam diyor ki oğlum, ey oğlum, nasihat ediyor. Namazını kıl, ama en büyük mesele topluma hakkı konuşur. Erdi bin naruf ve nehyani mükemmel. Onun için biz evladımıza, çocuğumuza, insanımıza söyleyeceğimiz şey ve hepimizin yapacağı şey hakkı konuşmak ve hak ile beraber. Bugün Müslümanlar bunu ihmal ettiği için kimse bir az şey olunca hemen rahatlıkla sığışır, ayrılmayı kendisine bir şey hedef edildiği için, yani yaşama tazim ettiği için ahlaksızların sesi daha çok. Bugün bu ülkede isimleri söylemek istemiyorum. Ahlaksız bir takım kişiler İstanbul'un göbeğinde yürüyüş yapıyorsa bunun suçu Müslümanlardır. Ahlaksıza, şeytana söz söylemeye, küfretmeye hakkımız da hakkımız yok. Bugün bunlar bunu cesaret alıyorlarsa, bunu yapıyorlarsa bizim suçumuzdur, bizim günahımızdır, bizim vebalimizdir. Herkes kendi futbol takımını tutuyor. Efendisine söz söyledim, gökyüzüne yıkmaya çalışıyor. Ama Allah'ın dinine hakaretlere karşı herkes başkasından. Bırakın bizim söz söylememizi. Duruşumuz ve tavrımız bile insanların kalbine ürpertidir. Müslümanların mehabeti vardır. Müslümanların şecaati vardır. İzzeti vardır.
O da hakkı haykırma, hakikati söyleme bilinci de şu. Camileri dolduramayanlar. Ya bu Hoca Efendi de çok fazla oldu. Her şeye uyuyor. Ya bu bizim efendiye kızdı. Bizim yüz kadar söyledi. Herkes kendi aklını taşı kendini alıyor ya. Bizim özellikle. Biz kimseyle ya hesaplaşıyoruz ya. Biz tek görevimiz var. Hakikati söyle. Kur'an'ı söyle. Ben sana başımı uzat taşa demedim. Değil mi? Kendini anlatma mantığı yok. Ha, sen hakikate tak. İman hakikatle beraber olmak. İman hakkı haykırmak, hakkı yaşamak. Namaz kılmak bunun enerjisidir. Bunun dopingidir. Namaz bunun ruhudur. Müslümanın canlıdır. Can suyu. Namaz gaye değildir. Namaz vasıta. Namaz vasıtadır. Onun için namazsız olmaz. Müminin suresinde Cenab-ı Hak ilk önce namazı sayıyor mu? Allah'a yerlerdir, milyon, karşı duruşumuzu, namazımıza gibi muhafazamıza anlatıyor. Kami. Onun için değerli kardeşler, müminin gözüyle davranışı her zaman haklı bu hakikattir ve öyle olmalıdır. Çünkü göz kalpte olan neyse o ortaya çıkıyor. وَجَعَلَ وَتَفْلَهَ مَنْ جَعَلَ قَلْبُهُ وَعَيَّا Kalbi her zaman hakikatleri çanalı. Hakikatlerin kabı oluyorsa, hakikatlerin merkezi oluyorsa ve bu şekilde hakikatle kendini gösteriyorsa işte o müminin kurtulmuştur diyor Efendim Aleyhisselam. Evet, hadis-i şerif müminin kalbi boyutunu, dünyaya bakış tarzını, olaylardaki duruşunu, tavrını en güzel şekilde ifade eden, anlatan Allah Resulullah Efendimiz'in en güzel anlatıcıdır. Ve o her şeyi en güzel şekilde ifade eder. Az sözle çok mana ortaya koyan, en fasih konuşan, devamlı kelim olan sözlerin özünüyle söz söyleyen Allah Resulü Aleyhisselam ve onun terbiyesi yetişen sahabe aynı hakikatte bize ifade ediyorlar. Onun için felah bulmanın, kurtuluşu ermenin reçetesi kendimiz. Birilerinde bizim reçetemiz yok. Hocalar, alimler, şeyhler, öğretmenler. Öğretici olur. Peygamberler de öğretmenler. Peygamberler de öğretmenler. Peygamberler kurtarıcı değildir mutlak anlamda. Kurtaran Allah'tır. Sen dilediğine, sevdiğine hidayet veremezsin. Gerek peygamberimizi uyaran Rabbimizdir. Bundan daha açık ne olabilir? Öğretmenler bunları anlatır, öğrenciler öğretmenin ahlakından da istifade eder, ondan da feyiz alır, ahlakını öğrenir, hem de bir şey. Onun için bizde ehli tasavvufta şeyh demek, insanlara ahlakıyla erdem öğretmen, onlara da yaşantısıyla iyiye vakayla çağıran, yaşantısıyla insanlara en güzel şekilde peygamber ahlakını, peygamber varisi ya, peygamber ahlakını taşıyan anlatır. Alim böyledir. Zaten şeyh cahil olamaz. Şeyh cahil olamaz. Şeyh alim. Şeyh neymiş? Alim. Şeyh cahil de şeyh olmaz. Üç günde, beş günde, dokuz günde ilim öğrenme demek safsatalı aldılar. Peşe takılmaz değil mi? Alim medresede bütün ilmin dediği şekilde zihni çökecek, kıracak ve saatlerini, senelerini verecek ki o bilmesin. İnsanlara hak ve hak ediyoruz. Evet. Rabbim bizleri şu okuyla bahsettiğimiz için. Rabbim ihlas ile kalbim nasıl görmemiz lazım? İnşallah. İlla-i Fatiha.